Benim en büyük hayallerimden biri öğretmen olmaktı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği geldi. İlk kazandığım zaman çok mutlu olmuştuk ailecek. Babam benden daha çok sevinmişti hatta. İşte nasıl gidelim, şurada kalalım, bunu yapalım falan diye öyle büyük bir çocuksu heyecana sahip olmuştu o günde. Babam 10 Mayıs 2016'da şehit olmadan önce biz onunla şöyle bir muhabbet etmiştik. Ve o muhabbet sırasında bana seninle ilgili en büyük hayalim öğretmen olarak seni atanmış olarak görmek ve en arka sırada seni ders anlatırken izlemek demişti. Şehit olduktan birkaç ay sonra ben Gendelova Köyü'ne gittim, oraya atandım. Gittiğimde derse girdim. İlk girdiğim sınıf ve derse girdiğimde yoklama alarak tanışıyoruz öğrencilerle. Sonra listede Ferhat Arslan ismini gördüm. Şok oldum. Dolayısıyla çok şaşırdım. Ferhat Arslan burada mı dedim çocuklar. Evet dedi biri en arkadan gülümseyerek elini kaldırdı. Buradayım öğretmenim dedi. Çünkü babam bana vermiş olduğu sözü tuttu. Dolayısıyla bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Çok mucizevi bir olaydı benim için. Yani unutamadığım anılarımdan biridir. Orada Ferhat Arslan'ın olması ve buradayım demesi. İşte Bakara suresinde bahsedilen ayet aklıma geldi hemen. Siz onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız. Cenab-ı Allah şefaatinden nail eylesin. Amin. Sayın babamızı. Allah sizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzurunu versin. Osman'ın mürüvvetini görün. Torunlarınız, yüceğinizi anlayın Osman ağabeyiniz. Amin. Böyle bahtı açık olsun inşallah.